Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Empire Total War Dwarfmountain'imiz kaldığı yerden devam ediyor. Allah izin verirse arkadaşlar bu 27. bölümümüz olacak bu serimizde inşallah. Evet, önceki bölümde ne oldu, ne yaşandı? Kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Önceki bölümde biliyorsunuz ki İngilizler Löw'ü kuşatıp saldırdı ama biz burada kendimizi savunabildik. Aynı şekilde arkadaşlar Hanover'a karşı savaştık ama biz düşmanı kuşatırken onlar bize saldırdı ve pişman oldu. Çünkü arkadaşlar yok oldular. Sayılı. Daha biliyorsunuz ki karar vermediydim kuklanma olsun olmasın diye ama yok, karar verdiydik. Evet, kuklanma olsun dedim. Çünkü arkadaşlar Avusturya gibi belki Hanova'da bizim işimize yarayabilir. Tabii tabii kabul ederse, kuklamız olmak isterse. Haydi bakalım. Bu sefer bir de arkadaşlar olursa teknoloji isteyeceğim ve biraz ödeme isteyeceğim. Avusturya'nın anlaşma yaparken yanlışlıkla teknoloji vermişim. Onu sonradan fark ettim arkadaşlar. Bir verelim bakın teklifimizi. Yok, kabul etmiyor. O zaman bak, sadece bunu ver bana bir de. Başka bir şey istemiyorum. Kabul etti. Çok güzel arkadaşlar. Bir tane de araştırma almış olduk. Ve Hanover'ın arkadaşlar artık dost olduk. Daha doğrusu onlar bizim kuklamız oldu. Bence güzel bir şey yaptık. Doğru bir hareket yaptık diye düşünüyorum. Evet, şimdi ne yapsak bu ordumuzdan? Şu anda ne Polonya karşı, ne Avusturya karşı, ne Prusya karşı savaşmıyoruz. Yani zaten Avusturya bizim kuklamız da. İsterseniz bu ordumuzdan arkadaşlar Hollanda'ya doğru devam edelim. Yani fena olmaz mı? Ya da arkadaşlar burayı ele geçirsek, bura şu anda boş. Evet, hızlı bir şekilde oraya kadar ilerleyebiliriz. Gidelim bakalım. İnşallah hata yapmıyordumdur. Evet. Oo, dur bir. Yakında bir ordu varmış. Yerleşim yeri kuşatıldı. Ha, şu ordu da mı yardımcı oluyor? Kuşatma başladı. Evet, galiba. Yerleşim yeri kuşatıldı. O zaman geri çekilelim. Önce bir pes etmelerini isteyelim. Yok, kabul etmiyor. O zaman biz geri çekilelim geri arkadaşlar. Evet, çadır çok kuruyorum. Güzel. Tamam. Hatamızı biraz da olsa telaffuz ettik. Çok güzel. Şimdi burada arkadaşlar bilimlerimize takviye vermek isterim. Evet. Verelim. Aa, tüm elimizde olan paramızı harcadık maalesef. Haydi. Ya, ne yapacağız artık? Bir şey yapamayız. Sorun değil. Şimdi dur bir, dur bir. Aklıma bir şey geldi. Burada iki tane birim yetiştirmedik mi biz? Evet, ama bunlara takviye verilmemiş. Niye? Allah Allah. Yeteri kadar paramız olmadığından galiba. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. İlk önce bordumuz bir takviye alsın. Çok güzel. Ondan sonra devam etsinler. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse devam etmek isterim arkadaşlar. Ama bu İngiliz ordularını da durdurmak isterim. Nasıl yapsak acaba? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi bu iki birim iyi aşağıya doğru ilerlesin. Evet arkadaşlar. Aklıma gelmişken bir de Ruslarla barış anlaşması imzalamaya çalışırım. Nerede? Aa, yok, bunlar değil. Yanlış, burada. Evet. Yok. Dur bir. Bak şöyle yapalım. İyi, kabul etmiyorsan etme. Şimdi arkadaşlar burada iki tane birim ya da üç tane birim mi geride bıraksam bilmiyorum ki. 4 tane birim geride bakalım. 2 tane gönüllü birim olması lazım. Evet. 4 tane birim geride bakalım arkadaşlar. Ondan sonradan da katılabilir. Evet, onlar da katılabilir. Şimdilik savunma amaçlı burada 4 tane birim bırakalım. Şimdi İngilizler buradan artık böyle mi devam eder, yoksa buradan kendi bölgesine, yani Krim'e mi geri döner, onu bilmiyorum. Göreceğiz. Şimdi burada daha ayarlamamız lazım. Bir şeyle yapmamız lazım. Şimdi burada 4 tane Kızılbaşı piyadesi duruyor. Hazırladım. İlk önce ordumuzu bir buraya sokalım. Sonra arkadaşlar burada 1-2 tane 3 tane birim bırakalım. Evet, 3 tane birim. Gerisi devam etsin arkadaşlar. İlk önce şunlara saldıralım. Bunlar rahat bir şekilde düşecektir. Evet. Çünkü bir tane topçu ocağıdı. Paramız yok. Tüh. Tamam, sorun yok. Bordum. Bordumuz devam etsin.
Doğru, Ardavili. Evet. Aa, buradaki yetiştirdiğimiz birimler oraya düşünmedim ki ben. O olmadı bak, görüyor musunuz arkadaşlar? Tüh. O zaman şöyle yaparım. Buradaki ordu takviye almasın. Şimdilik evet. Burada arkadaşlar birkaç birim birleşsin. Bunları tutalım şimdilik. Tamam, böyle kalsınlar takviye almadan şimdilik bölgede. Burada arkadaşlar birim yetiştirelim. Mesela bir başı bozuk burada. Burada iki tane cemaat yeniçeri. Anadolu'da arkadaşlar cemaat yeniçeri. Ve İstanbul'da geri kalan paramızdan da arkadaşlar beylik yeniçeri tüfekçisi. Evet. Ve bu tur galiba burada bitebilir diye düşünüyorum, değil mi? Evet. Şimdi bunlardan da haraç toplayacağız. Fazla şey isterdim ama maalesef elim fazla bir şey vereceğine inanmıyorum. Çünkü normalde anlaşmamızı kabul ederdi. Normal seviyede oynasaydık ama normal seviyede oynamadığımızdan kabul etmedi Hanova. Moğollar. Moğollara giden ticari yol şu anda saldırı altında. Bir şey yapamam. Şimdi bir ticari anlaşma yapabilir miyiz, ona bakalım arkadaşlar. Mesela Dagestan kabul edeceklerden sanmıyorum ama gene de deneyeyim. Yok. İtalyanlar, onlar da bize karşı düşman ama kabul edeceklerden sanmıyorum. Yok, o zaman tamam. Önümüzdeki tura geçelim. Suikastçı niçin gönderdiğim? O doğru, düşman genelini burada indirmek için, evet. Bilerek saldırmayacağım. Onlar saldırdı bize ama. Burada savunmamız da yok. Ama yeteri kadar askerimiz var. Kendimizi savunacak kadar, değil mi? Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Önemli bir savaş. Burada düşmanı yenersek işi biter. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki keşke abi orada ordunu bıraksaydın. Ama arkadaşlar orada gereksiz orduyu bekletmiş olurduk diyemedim. Çünkü arkadaşlar ne kadar beklersek, ne kadar zaman kaybımız olursa düşman o zamana kadar hazırlanır. Evet, o zaman kaybı içinde. Hazırlanırsa yeniden gereksiz sıkıntı yaşarız. Onun için arkadaşlar hemen hareket etmemiz lazım İngilizler karşı. İngilizler biliyorsunuz ki çok güçlü arkadaşlar bu zaman içinde. Belki istediği araştırmalar biterse o zaman bize zarar verebilirler. Şimdi elimden gelirse arkadaşlar şehrin içine saklanmaya çalışacağım. Evet, başka yerde bir şey var mı? Bu binanın içine saklansam daha güzel olmaz mı? Ama bilmiyorum. Bunlar varmış. Bu da güzel. Tabii bu da güzel. Şimdi şöyle gelsin bizim yeniçeriler. Bunlar kurusun buraya. Bir de buraya kurusun şöyle. Bizim cemaatler de böyle bir şey yapıyor biliyor ama yapmasınlar. Bunlar bunu yapsın. Bunlar atışlara karşı çok iyi koruyor arkadaşlar. Ve bu gönüllü birim İslam kılıççı savaşçıları. İlginç. Burada dursunlar, evet. Bunlardan neden var? Niye her bölgede yok böyle birimler? Allah Allah. Bunlar çok iyi dövüşçü olması lazım yakın dövüşte, değil mi? Yakın menzilde. Yani daha iyi savaşçı, evet. Oo, savunması çok güçlü bir birim. Evet. Arkadaşlar şimdi çekelim şöyle biraz arkaya. Şu birimler şuraya gelsin şöyle. Hızlı bir şekilde bunlar da buraya gelsin. Neden arkadaşa geriye çekiyorum? Çünkü düşman böyle içeri girirse biz daha rahat şekilde indiririz diye düşünüyorum. Evet. Düşman şu anda toplarını kullanmıyor. Kullanmaz da inşallah. Tamam, çok güzel arkadaşlar. Bizim askerler surların arkasında bekliyor. Sur demeyelim de savunma arkasında. Kum torbasından galiba böyle şeyler yapıyor. Topraktan falan arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam. Düşman namzı yavaş yavaş bize doğru geliyor. Gelsinler, hiçbir sıkıntım yok. Bizim yeteri kadar askerimiz var. Onlarınsa daha az. Hem de bizim farkımız arkadaşlar. Biz savunma yapacağız. Ve doğru düzgün savunma yaparsak. Keşke bunları buraya kurmasaydım. Şimdi aklıma geldi. Sorun yok ya. Şimdi bizim cemaat yeniçerileri şöyle biraz daha arkaya alalım. Neden? Çünkü arkadaşlar düşmanlarımız galiba buradan geçmeye çalışacak diye düşünüyorum. Ya da direkt buradaki binaya girmeye çalışacaktır.
Düşman topçu ocağı, topçu birimi ateş ediyor galiba bu binaya. %10 zarar vermiş bile. Versin, sorun yok. Daha %10. Fazla bir zarar verememiş. Dur bakalım. Düşmanı burada nasıl yeneceğiz? Elimizden gelirse arkadaşlar en hızlı şekilde yakın menzilde savaşmaya çalışacağım. Ne kadar da belli, geniçer tüfekçilerimiz de olsa da arkadaşlar fazla iyi değil biliyorsunuz ki uzun menzilde. Düşmanla karşılaştırırsak ben bildiğime göre. Arkadaşlar evet. Bunlar kim? Tamam, milis. Milisler bizim cemaatle rahat bir şekilde yakın menzilde halleder. Düşmanların süvarilerine dikkat etmemiz lazım. Şöyle gelin bakalım siz. Buraya arkaya saklanın. Bizimkile ateş etmeye başladı. Bunların arkasında düşmem lazım. Aha! Vallahi onlar bizim arkamıza düşecekmiş. Saldır! 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 Saldırın! 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 Bunlar daha ilerleme göstermedi. Saldırın aslanlarım! Hadi düşman süvarilerini durdurun. Tamam, düşman süvarileri buradan geçemeyecek. Bu güzel. Bizim cemaatle süvarilere karşı çarpışıyor şimdi. İnşallah onlara karşı fazla kayıp vermeyiz. Şu anda iyi gidiyor. Ah, fazla biraz kayıp veriyoruz ama gene de iyi gidiyor. Evet. Şimdi bir tane daha cemaat yeniçerim yok muydu? Yok maalesef. Sorun değil arkadaşlar. Bu bizim birimlerimiz de yakın menzilde iyi dövüşmesi lazım. Bu yeniçerilerimiz arkadaşlar. Onun için hemen saldırma için görevlendiriyorum. İlk önce bunlara. Ve bunları da bunların üzerine gönderiyorum arkadaşlar. Şu anda düşman süvarileri daha geri çekilmek istemiyor. Saldır, saldır, saldır. Hadi bakalım siz de bunlara girin. Çok güzel. Bunların işi biter. Şimdilik biz bunları uzun menzilde tutuyoruz. Evet. Bizim azaplar burada düşmana karşı savaşıyor ama bir karşılık veremiyor düşman burada azaplar. Yok. Bizimkiler de geri çekilmek istiyor. Onlardan da geri çekilmek istiyorlar. Dur bakalım nasıl bitecek oradaki çarpışma. Saldırın. Hadi bakalım. Düşman süvarileri geri çekiliyor. Gelin bakayım siz sağ tarafa. Bunları içe sokamıyorum maalesef. Tamam o zaman. O zaman sağ kanatta kullanalım. Bizim cemaat yeniçeri ne yaptı? Güzel. Gittikçe düşmana kayıp veriyor. Bizim burada beylik... Yeniçeri tüfekçiler de bayağı bir yakından zarar veriyor düşmana. Çok güzel, daldılar. Saldırın siz de. Hadi bakalım. Düşman süvarileri geliyor. Bunlar buraya gelsin. Bunlar bana lazım olacak burada. Neden? Çünkü düşman süvarileri arkadaşı sol tarafa daha yaklaştı diye düşünüyorum. Burada bayağı çoğunu kestik be. Güzel. Bunlar daha savaşıyor. Oo, bunlar bayağı bir karşılık verdi abi. Ne oluyor böyle? Hızlı bir şekilde ilerleyin. Hadi bakalım. Biliyorum yanlış görev verdim size ama devam edin. Şimdi bunlar kaçmak istiyor. Evet. Midgenomen. Midgenomen demek artık savaşmak istemiyor anlamında. Bunlar şimdiden niye kaçmak istiyor? Yorulmuş. Tabii yorulduysa normal. Şimdi siz arkadan saldırın bunlara. Bunların işini burada bir an önce bitirsek iyi olur çünkü. Buradan da biraz takviye geldi. Bunları böyle eklemiş oluruz. Bunlar buradan yakın dövüşe girdi. Bizim cemaatinden beylik yeniçeri tüfekçilerine. Karşı güzel. Çok güzel. Bunlar arkadan saldırıp bir de. Evet. Yorgunlar bayağı. Bizimkiler burada bayağı kayıp verdi. Binayı ele geçirdiler. Sorun yok. Sorun yok. Düşmana iyi zarar verdi. İyi tuttular burada. Bunlar da milis olduğu halde iyi dayandı doğruyu söylemek gerekirse. Kaçmak istiyorlar, güzel. Susadıydım arkadaşlar, su içmem lazımdı, affedersiniz. Bir tane daha düşman süvarisi. Deminki saldırmayan düşman süvarisi daha geziniyor. Şu anda. Saldır. Evet. Saldırın. Çok güzel kaçıyor. Siz gelin bakalım. Bunlar da bunların üzerine gelsin. Bunlar içeride bunlar rahat bir şekilde dağıtır diye düşünüyorum. Hızlandırmayacağım arkadaşlar bilerek, ne olur ne olmaz diye.
Hadi aslanlarım, zaman kaybettirmeyin. Hadi. Hadi. Siz içeri dalın direkt. Siz de hadi hızlıca ilerleyin. Hadi. Hadi. Yardımcı olun burada. Siz düşmanı arkadan saldırmaya çalışacaksınız. Bunlar neden çıktı ya? Ateş etmeye başladı. Fazla zarar verebileceklerini sanmıyorum. Hızlı bir şekilde ilerleyin. Düşmana karşı yakın menzilde şansımız çok yüksek arkadaşlar gerçekten. Oo, bayağı asker düşmüş içeride ya. Çok güzel, bizimkiler burada mahvediyor düşmana. Bunlar biraz kayıp verdi. Evet, çünkü arkadaş ateş ediliyor. İnşallah dayanırlar. Saldırın saldırın, fazla zaman kaybetmeyin. Hadi 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 aslanlarım, hadi. Burada ya ne yapıyor bunlar ya? Gel şöyle. Şu bug da oluşmasa yani, hata da oluşturmasa yani, bug İngilizce söylüyor galiba. Bug demek böcek değil mi? Yani o anlamda deniyor galiba. Tamam, içeridekilerin kellesini aldık. Güzel. Düşman genel düştü, çok güzel, çok güzel. Birazdan moral kaybedecektir. Düşmanlarımız. Bizimki de düştü ama. Of of, Allah'ım sen bize yardım et ya. Allah'ım sen bize yardım et. Sizin işiniz burada bitti. Hadi dışarı. Dışarı aslanlarım. Zaman kaybetmeyin. Düşman burada kaçıyor zaten. Evet. Siz dışarı çıkın. Direkt bunlara saldırın. Çünkü düşman orada bize ateş ettikçe zarar verecektir. Evet. Düşmanın bir birim burada geri çekilmek istiyor. Yorulmuş çünkü. Bizimkiler de bayağı bir yoruldu. Bina bizimmiş. Gerek değil artık orayı tutmak. Devam edelim ya da buraya mı göndersek? Evet, bence daha makbul geçer. Kaçan birimler var, çok güzel. Maalesef bizim bir tane birim kaçtı. Tüm kaçtı. Geri dönme şansı olsaydı keşke, güzel olurdu. Ya bitti işiniz işte, pes edin artık. Allah Allah. Bunlar da kaçmak istiyor ama korkuyorlar. Kaçmamak için. Kral bizi yer diyor. Dikesin. Hadi aslanlarım. Hadi ya, dayanın yiğitlerim be. Hah, çok güzel. Artık düşman pes ediyor. Gidiyor buralardan. Artık geri dönmeyecek. Türkü patlatmaya çalışıyorum. Heyecan, biraz savaşı konsantre oldum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, ne yaptığımı tam olarak bilmiyorum. Daha doğrusu ne konuştuğumu bilmiyorum doğru düzgün. Çok güzel. Bunlar da artık yoruldu. Savaşmak istemiyor. Geri çekilmek istiyor artık. Güzel. Şimdi bu düşman süvarilerine dalalım. Midken Omen, Banket. Aa, bir karar verin artık. Geri çekilmek istiyorsanız geri çekilin. Uzatmayın. Yani. Çok güzel. Kaçmaya başladılar galiba, yoksa. Evet, kaçıyorlar. Saldırın. Hızlandırıyorum artık savaş, çünkü belli nasıl biteceği. Kaçıyorlar, tamam da onlar orada takıldı. Şimdi düşmanın arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam, topları vardı. Bir de onları da halledelim. Yavaş bir şekilde ilerleyelim. Çünkü ne kadar hızlı ilerlerse bizim birimler, o zaman o kadar kaçmaya yanalır. Kaçmaya çalışır. Ama bayağı da ateş ediliyor ya. Dayansınlar artık, ne diyeyim. Yani yapabileceğim bir şey yok. Sadece bir onlar kaldı. Geride. Orada biraz asker var gibi gözüküyor. Niye onlar orada? Bir hata oluştu galiba. Evet. Dur bakalım, askerlerimizin morali nasıl? Şu anda savaşmaya hazır. Evet, dayanıklı yazıyor. Ama yorgun ve kayıplar yüzünden morali bozuk. Bundan hızlı bir şekilde ilerlesin arkadaşlar. Evet, zaman kaybetmemek için. Keşke bir tane süvar geride bıraksaydım. Yani. Bari düşmanın topçularını indirdi. Evet. İyi, güzel. Bu kadar az adamdan burayı savunabildik düşmana karşı. Düşman da fazla adam yoktu. Oo, bayağı vurdu. Bayağı kötü vurdu. Kaçmak istiyor bunlar. Kaçmayın kaçmayın, az kaldı az kaldı. Biliyorum, adam kaybediyorsunuz, çok güzel. Saldırırken bayağı bir motivasyon geldi. Ve böylelikle zafer bizim arkadaş. Her zamanki gibi bana yakışır bir şekilde. Zafer bizim. Güzel güzel. Böyle devam ederse gerçekten her şey çok güzel olacak. İyi. Düşmana daha fazla kayıp verdik. Tüm arkadaşlar, tüm
yok oldular. Oo, Fransa ne yaptı abi orada? Fransa İtalya'da güç kazanıyor. Boşuma gitmedi arkadaşlar. İtalya'da güç kazanması bizim için çok kötü bir olay. Avusturya şu anda Prusya'ya karşı elinden geleni yapıyor. İyi ki Avusturya'yı gerçekten elimde tutmuşum. Bir an pişman olacağım düşündüydüm ama pişman değilim. Avusturya ayakta kaldığı sürece biz Avrupa'da rahat edeceğiz. Rahat edeceğiz. Yakın zamanda belki Prusya'da kuklam yapabilirim. Doğru söylemek gerekirse yani kuklam olmasını hiçbir milletin istemiyorum. İleriki zamanlarda arkadaşlar ne olursa olsun yok edeceğim. Büyük konuşmuyorum ama yok etmeyi düşünüyorum kuklalarımı. Çünkü arkadaşlar yani oyunu o topraklarda Osmanlı Devleti'ne bağlamak isterim. Ruslar ne yapacak? Ruslar şu anda kendi bölgesinde gezinip duruyor yani. Kendi kafasına göre takılıyor. Perslerin şimdi düşüncesini bilmek isterdim. Doğruyu söylemek gerekirse. Amaçları ne? Filistin'den uzaklaştı. O güzel bir haber. Saldırdılar. Biraz da asker toplamışlar yanlarına. Ama maalesef arkadaşlar vaktimiz doldu. Biliyorum önceki savaşta baya bir zaman kaybettim ama maalesef arkadaşlar vaktimiz doldu. Bu savaşı öbür bölüme bırakıyorum. İnşallah kızmamışsınızdır bana ama arkadaşlar biliyorsunuz ki vaktim kısıtlı. İnşallah bu bölüm hoşumuza gitti arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm Allah izin verirse dediğim gibi bunlara karşı savaşacağız. Ve arkadaşlar Azerbaycan'a gireceğiz. Azerbaycan'a girdik de yani oranın başkenti olan Ardabil'e gireceğiz. Ve düşmanlarımızı orada arkadaşlar yok edip orayı düşmanlarımızdan alacağız. Azerbaycan bizim olacak inşallah. Yakın zamanda da Bahsara'yı kuşatıp ele geçirmeye çalışacağım. Ve Avrupa'da da arkadaşlar Fransızlara karşı bir adım atmaya çalışacağım artık. Nasıl bir şey yaparız bilmiyorum. Aynı şekilde de Hollanda'ya karşı bir şeyler düşünmemiz lazım. Evet. Bir dahaki bölümde arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.